bu kitabı okuyan biri hadi son bir şans daha mı versem diyecek. Eğer insanlar ayrılırken asilce, düzgün bir şekilde, medeni bir şekilde ayrılabilirlerse daha sonradan tekrar aşık da olabilirler. Hele çocuğu olan çiftler bir ömür akraba olmak zorundalar. Bakın mesleğimin ilk 2 ya da 3. yılında karşılaştığım bir vakaydı o benim. Bir insanı ne kadar ben çok iyi tanıyorum deseniz de hep tanımadığınız bir yönü çıkacaktır. Bugün hukukçu yazar Ayşegül Mermer ile beraberiz. Kendisi kadın haklarını savunan, hayvan haklarını savunan birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmış başarılı bir kadınımız. Şimdi öncelikle sizi tanımak istiyorum Ayşegül Hanım. Yani bu mesleğe başlangıcınızda daha çok mesela çocukluğunuzda, ailenizde uğradığınız bir haksızlığa karşı evet. Hayır ben böyle bir avukat olmayacağım diyerek adım atmışsınız ve ondan sonra her zaman haksızın yanında olup mağdurun yanında olup onları savunmuşsunuz ve bu kitabınızdan bahsedeceğiz bugün. Ayrılırken tanışalım. Ayrılırken tanışalım aslında daha çok insanların birbirlerini tam anlamıyla tanımadan o aşkın gözü kör ediş haliyle bir araya gelip evlenip daha sonradan tanıdıklarını anladım. Hı hı. Sizin bu kitabı yazmaktaki amacınız neydi? Şimdi öncelikle bu kitabı yazmamdaki amaç çok satması değil tabii ki. Toplumda bir farkındalık yaratmak, bir kalbe dokunabilmekti. Ve en çok etkilendiğim, beni derinden yaralayan 9 tane hikayeyi ben burada kaleme aldım. Bunların hepsi gerçektir. Sadece kahramanların isimleri değiştirildi. Ve ayrılırken tanışalım dedim. Çünkü insanlar ayrılırken ya diyorlar ki iyi ki tanımışım ya da keşke tanımasaydım deniyor ilişkilerde. İsmi de o yüzden ayrılırken tanışalım. Ve belki bu kitabı okuyan biri hadi son bir şans daha mı versem diyecek. Belki tamamdır zamanı gelmiş ben devam etmeyeyim evet. diyebilir. Yani kalplere dokunsun. Hayata bir katkısı olsun diye yazılmış bir kitaptır. Aslında ben okuduğum zaman mesela bir avukatla birlikte sanki bir psikiyatrist, sanki bir arkadaş, bir dost gördüm evet. burada. Diğeri geliyor, psikolog olmak zorundasınız. Evet. Tabii ki öyle bir otorite değil ama en azından o anlamda da destek vermek zorundasınız. Çünkü müvekkillerim benim hep uzun yol arkadaşlarım. Dolayısıyla bir süre sonra müvekkil ve daha sonra dostumuz oluyor, uzun yol arkadaşlarımız oluyor. Hele ki boşanma davalarında o kadar acı var ki içerisinde, az önce sizin de dediğiniz gibi çocuk mağduriyeti, evet. erkek mağduriyeti, kadın mağduriyeti, ben bunu hiç ayırmıyorum. Yani bu kitapta her mağdura ilişkin hikayeler var. Öncelikle ilk hikayede çocuk. Evet, o çok çocuğun insanı derinden etkiliyor. Acısı benim yıllardır şuramdan çıkmamış bir acıdır. Çok genç yaşta, mesleğimin ilk 2 ya da 3. yılında karşılaştığım bir vakaydı o benim. O yıllarda ben de çok şaşırdım. Ben de çünkü çok gençtim. 23-24 yaşlarındaydım o davayla karşılaştığımda. Hep derinlerde bir yerde kalmıştır bende o. O yüzden bu hikayelerin hiçbirisi böyle tozlu raflarda kalsın istemedim ben. İnsanlara ulaşsın. Belki hayata bir katkısı olur diye düşündüm. Mesela son anlattığınız hikayede 3 senede 3 kere hanımefendi ayrılma kararı alıyor ve geliyor. Ondan sonra ayrılıyorlar ve tekrar bir araya geliyorlar. O hikaye umut verici bir evet, hikayedir. Evet, onu gördükten sonra zaten şey oluyorsun, yani bir şans daha verilebilir. Bakın orada şuna dikkat çekmek istedim ben. Eğer insanlar ayrılırken asilce, düzgün bir şekilde, medeni bir şekilde ayrılabilirlerse daha sonradan tekrar aşık da olabilirler. Evet. Bir araya da gelebilirler. Yani oradaki ayrılık o kadar asilceydi ki kadının duruşu benim hep hayranlık duyduğum bir duruştur. Beni bugün gibi çok hatırlarım. Etkilemişti. Severek ayrılıyor evet. bir de.
severek. Beni şey çok etkilemişti orada, dava öncesinde beyefendi tek başına oturuyor. Kadın size evet. diyor ki, Ayşegül Hanım ben yanına mı gitsem, yalnız kaldı. Evet, hani ben orada inanın... Siz de ben nasıl boşayım demişsinizdir. Ben hanımın avukatı olduğum için beyefendi de karşıda. Anlaşmalı bir boşanma davası olduğu için evet. zaten prosedür davasıydı. Ve kulağıma eğildi, dedi, ismini söyledi eşinin. Çok yalnız kaldı. Ben oraya geçsem mi deyince şaşkınlık içerisinde kaldım. Yani oradaki sevgiyi görebiliyor musunuz? Evet. Ama ayrılmak zorundaydı. O dönem işte detaylar zaten hikayede var. Ama sonrasında var. Umutlu bir şekilde sizi arıyor. Biz diyor tekrar evleniyoruz. Evet, bayram günüydü, hiç unutmuyorum. Yani hep şunu söylemeye çalışıyorum. Ayrılırken dost olmak belki çok iyi niyetli bir istek ama biraz medeniyetin bence hiç kimseye zararı yok. Hele hele çocuğu olan çiftler bir ömür akraba olmak zorundalar. Bakın karı koca değil ama onlar artık bir akraba. Akraba olmak zorundalar ve ayrılırken de bunları düşünerek hele hele kendi hırslarını, öfkelerini çocukları üzerinden yapmaları çok acı verici. Peki Ayşegül Hanım, şimdi genelde bu ayrılıklarda her iki taraf da mağdur oluyor. Mesela burada şey var, bir hikayede beyefendiyi eşi aldatıyor. Hı hı. Aldattıktan sonra hani hanımefendiye dava açıyor. Diyor ki ama diyor ben onun da ceza almasını istiyorum. Sonuçta diyor evli olduğunu bile bile onunla beraber oldu. Siz de dediniz ki ona sadece hani manevi tazminat. Evet. Yani böyle durumlarda o üçüncü kişi de ceza alıyor mu? Hı hı. Hani bunu soranlar oldu çünkü, bunu merak edenler var. Hı hı. Şimdi eskiden bu kitabın yazıldığı dönemde dava açabiliyorduk üçüncü kişilere ve hı hı. ceza değil, tazminat, maddi ve manevi tazminat açıyorduk ve de kazanılıyordu. Ama Yargıtay'ın bu konuda aksine kararları oldu. Yani eğer üçüncü kişi o evliliğin bitiminde çok etkili bir rol değilse, yani bir takım şeylere bakılıyor. Zaten bitik bir evlilik olabilir veya hiç etkisi olmayabilir. Şu an Yargıtay'ın bunun aksi yönde kararları var, açılamayacağı yönünde. Başta mı iyi tanımak gerekiyor evleneceğimiz kişiyi? Siz de söylüyorsunuz, aşk olduğu zaman gözler hakikaten kapalı. Sonra yavaş yavaş insanlar birbirlerini tanımaya başlıyorlar. Eğer hakikaten doğru insanlar bir araya gelmişse bu aşk denilen şey sevgiye dönüşüyor ve çok da güzel bir şekilde evet. devam ediyor. Eğer doğru iki insan bir arada değilse o aşk dediğimiz büyülü şey, zaten uzmanlar da bunu bu şekilde söylüyorlar. Bir süre sonra bittiğinde yerine bir karmaşaya bırakıyor. Ya ilişki burada ne kadar, bir insanı ne kadar ben çok iyi tanıyorum deseniz de hep tanımadığınız bir yönü çıkacaktır. Hatta değişebilir sonrasında. Evet. Yani insanlar değişime de açıklar. Çünkü sosyal medya ile birlikte, ekonomik şartlarla birlikte atıyorum. Evlendiğinde maddi imkanları olmayan bir beyefendidir. Evlendikten ve yıllar geçtikten sonra maddi imkanlarını eline alan bir kişide de değişiklikler olabilir. Dolayısıyla burada, yani o noktada eğer insanlar birbirlerine artık olamayacaklarını anlıyorlarsa o batık gemiye kendini zincirlemenin bir manası yok. Orada bir hoşça kal deyip medeni bir şekilde ayrılmak bir lazım diye düşünüyorum. Psikiyatrist şöyle bir şey söylemişti. Evlilik rutin yaşama sanatıdır, bir sanattır demişti. Ben katılmıyorum buna. Yani o da farklı bir bakış açısı. Mutlaka şöyle katılmıyorum derken şöyle açıklayayım. Eğer kendi haline bırakırsanız evliliği, evet, bir alışkanlığı, evet. Bir rutin bir şekilde devam eder. İşte orada bence kişilere iş düşüyor. Evet. Yani o evliliği onu sürekli hareketlendirmek, yeni şeyler katmak, ortak zevkler edinmek, evet, renk ortak katmak. Paydada buluşmak, aha. işte seyahat etmeyi seviyordur çiftler, seyahat ederler. Yani bir ortak paydaları, ortak zevkleri olmak zorunda. Yani sizi başka bu kitaptan neler şöyle, etkiledi? Konuya girerken aslında benim başıma gelen bir talihsiz bir olaydan sonra evet. Avukat olmaya karar verdim ben. Kısmen de bahsettim bu kitapta. Ben çocukken savaş muhabiri olmak isterdim. Evet, tabii ondan bahsediyorum. Ortaokul yıllarında. Sonra ailevi olarak bir
problem yaşadık ve ondan sonra çocukluk hayalim oldu benim avukat olmak ve şu anda da hakikaten gerçekten kendime uygun mesleği yaptığımı düşünüyorum ve bu anlamda da çok mutluyum. Ve hayalinizi yaşıyorsunuz. Hayalimi aslında yaşıyorum, çok şükür. Şimdi mesela şeylerde bu hayalin mucizesinde falan bahsedilen, aslında o imgelemeleri falan da yapıyorsunuz. Burada bahsediyorsunuz işte İstanbul Üniversitesi'nin karşısına gider, onu hayal ederdim diyorsunuz. Çok, çok ilginç, bakın Afra Hanım. Hayal ederdim deyip evet. Ve onun bir süre sonra o gerçek oluyor. Bahsettiğim yıllarda hani kuantumdur, kişisel gelişimdir, secret'tır bunlar yok. Yani evet. Böyle şeyler yok ve ben onları bilmeden, farkında olmadan kendiliğimden yapmışım. Sizin de söylediğiniz gibi o kadar hayatta en çok istediğim şeydi ki hukuk fakültesini kazanmak, bir de İstanbul Hukuk Fakültesini kazanmak. Her cuma, inanın hiç abartmıyorum, her cuma o meydandaki taşın üzerine oturur, kapıya bakar, hayal kurardım. Hafta sonları ailemin yanına giderdim. Giderken kendimi otobüse bindirirdim. Yanımdaki teyze bana sorardı, nerede okuyorsun kızım diye. Ben kendisine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi diye cevap verirdim. Yani o kadar işi büyütüp hayaller kurardım. Kadın haklarını savunan bir avukat olarak şimdi yani günümüzde mesela durumu olmayan ama belki sesini çıkaramayan birçok kadın vardır. Evet. Hani hangi durumlarda size ulaşmalarını istersiniz? Şimdi şöyle, öncelikle sadece kadın hak, ben insan hakları evet korumaya gönüllüyüm. Yani bu kitapta da çocuk, insan, netice itibariyle hayvan, evet, yani bütün canlı hakları diyelim. Durumu olmayan, imkansız olan kadınların başvuracağı İstanbul Barosu'nun bir komisyonu var. Çok kolay bu başvuru. Oraya başvurularını yapıyorlar ve oradan da avukatlar atanıyor. Ben de burada gönüllüyüm. Yani ayda bir oradan dosya alıyorum ben. İlişkilerle ilgili kitap yazdınız ama boşanma dışında da tabii hukukun birçok alanında da hakimsiniz. Boşanmalar dışında hangi alanlarda çalışıyorsunuz? Ofisimdeki ağırlıklı çalışma konuları aile hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku. Tabii ki bunu şirketler hukuku çok geniş kapsamlı bir alandır. Şirket birleşmeleri, ayrılmaları, iş hukuku, alacak, verecek davaları ve ceza davaları olmak üzere, başta olmak üzere ofiste birçok alanda hizmet vermekteyiz. Okumayı sevmeyenler, vakti olmayanlar için de çok güzel bir haberimiz evet var. Aynı zamanda görme engelliler için de. Yakın zamanda Ayrılırken Tanışalım kitabı Storytel'de sesli kitap olarak da yayınlanacak. Böylece okumayı sevmeyen ve vakti olmayan insanlar da kitabı dinleyebilecekler. Yani kesinlikle öneriyorum çünkü içerisindeki her hikaye farklı bir ders veriyor aslında. Ve hepsi hayatın içinden, hayattaki yaşanmış gerçeklerden bahsediyor. Onunla birlikte ve yani kitabın tüm gelirinin sokak hayvanlarına bağışlanıyor olması da zaten bize kitabı almaya iten bir sebep. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Bu Storytel ile ilgili de bir şey söylemek isterim. Ben nasıl burada yer almaya karar verdim? Çok seyahat ediyorum. Hem işim gereği hem de vaktim oldukça seyahat eden biriyim. O seyahatlerde sürekli bu sesli kitap dinleyerek birçok kitap bitirdiğimi biliyorum. Baktım bu çok güzel bir şey dedim. Ve bu kitap da şu an Storytel'de okumaya başlandı. Çok yakın zamanda da dinleyicilerle buluşur. Yeni kitabınız var herhalde. Yolda, başladım. Bu pandemi döneminde ben de bu üretmeye devam edenlerdenim. Başladım. Şimdilik iyi gidiyor. Bakalım. O zaman yeni kitabınızın konusu şu anda belli mi? Yani yine bu, yani bu şekilde. Yani şöyle, karakterler belli. Yalnız yeni kitabım daha çok bir roman tadında planlıyorum. Birkaç kadın karakter, 5 veya 6 karakter oluşturdum şu an. Tabii ki o kitapta bunda hiçbir kurgu yok. Bu birebir gerçek hikayelerden oluşan bir kitaptı. Onda daha bir kurgu olacak sanırım. Bir 6 tane kadının çok farklı karakterlere sahip, farklı hayatları olan kadınları bir araya getiren bir takım olaylar ve akabinde başına gelecekler. Şu an konu bu kadar. O zaman diğer kitabınızın da çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Hukukçu yazarımız Ayşegül Mermer ile Ayrılırken Tanışalım adlı kitabın üzerine bahsettik. Gelecek olan kitabıyla da ilgili tekrardan yayında görüşmek üzere.